Şimdi mısır yetiştiren bir çiftçi olduğumuzu ve ekranda gördüğümüz gibi sağlıklı mısır bitkilerinin hayalini kurduğumuzu düşünelim. Çiftçi olmak, tohum ekmekle, bitkilerin yeterli güneş ışığı, su ve gübre almasını sağlamakla sınırlı değildir. Zararlılarla mücadele etmeyi de gerektirir. Zararlı dediğimizde, ekinleri yiyen, zarar veren ya da ekinlerin kalitesini düşüren şeylerin tamamından bahsediyoruz. Pestisit yani böcek ilacı bazılarına tanıdık gelmiştir adından da anlaşıldığı gibi bu kimyasallar zararlılarla mücadele için kullanılır ve basit bir şekilde anlatmak gerekirse onları zehirler. Bu kimyasalların kullanımı birçok açıdan çok da doğru değildir. Nedenine birazdan değineceğim. Bu noktada söze entegre zararlı yönetimi ile başlamak daha iyi olacak. Bu pestisit kullanımını içeren ya da içermeyen ve asıl amacı zararlıları kontrol altına almak olan yöntemler bütünüdür. Zararlıların ne kadar da kötü olduklarını biraz daha iyi anlayabilmeniz için sizi Batı Mısır kök kurdu ile tanıştırmak istiyorum. Bu böceğe kurt denmesinin sebebi ki yetişkin bir kök kurdunun kurda hiç de benzemediğini burada görüyorsunuz, larva halindeyken bir kurt olmasıdır. Yetişkin böcek de mısır püskülüyle beslenir ancak asıl zararı larva halindeyken verir. Bu böcek larva halindeyken köklerle beslenir. Zaten adının kök kurdu olmasının sebebi de budur. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde Mısır kök kurdunun verdiği zararın yaklaşık olarak yılda 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu zararın 800 milyon dolarını Mısır bitkisinin tamamen zarar görmesi oluştururken, 200 milyon dolarının ise bu zararlı ile mücadeleye harcanan miktar olduğu biliniyor. Entegre zararlı yönetimi dediğimizde sadece tek bir yöntemden bahsetmediğimi söylemiştim. Aklımıza ilk olarak pestisitlerin gelmesi son derece normal. Burada da bir zirai ilaçlama uçağı görüyorsunuz. Bu belki bir mısır tarlası değil ancak uçağın tarlayı ilaçladığını açıkça görebiliyoruz. Bu bir ilaçlama yöntemi ancak birçok sebepten dolayı en iyi yöntem olmadığını da hemen söylemek istiyorum. Uçak ilaçlama yaparken çevreyi kirletiyor. Ayrıca hiçbirimiz e, üzerinde ilaç olan tarım ürünleriyle beslenmeyi tercih etmeyiz ek olarak evrim ve doğal seçilim ile ilgili videolardan öğrendiklerimize dayanarak popülasyonlarda varyasyon olduğunu da biliyoruz. Bir popülasyonu dış bir etmene ne kadar maruz bırakırsanız birçok bireyini belki öldürebilirsiniz ancak geriye kalanların bir kısmı bağışıklık kazanır, üremeye devam eder ve durum kontrolden çıkar. Evet, böylece ilaca bağışıklık kazanmış bir zararlınız olur ve elinizdeki ilaçlar da hiçbir işe yaramamaya başlar. Entegre zararlı yönetimi bu durumu farklı açılardan ele alır ilaç kullanımına ek olarak kullanılabilecek hatta belki de daha doğal olabilecek yöntemler olabilir. Bunu deyince akla ilk olarak bu zararlının doğal predatörleri geliyor. Bu arı örümceği diye bilinen bir çeşit örümcek. Bu ise uğur böceği. Bu ikisi batı mısır kök kurdu ile beslenirler. O halde mısır yetiştirdiğiniz tarlaya bu iki türü getirmek iyi bir fikir olabilir. Çiftçilerin başarı elde ettiği bir başka yöntem de erken ekimdir. Ekimi erken ekerek kök kurdunun yumurtlama şansı düşürülebilir. Köklerin güçlenmesine de yardımcı olarak kök kurdunun saldırısına uğradıklarında çok daha dayanıklı olmaları sağlanabilir. Kökleri daha büyük olan hibrit mısır ekimi de yapılabilir. Bunlar da kök kurduna karşı daha dayanıklı olacaklardır. Mısırın genetiğini değiştirmek de bir yöntemdir. Bunun son derece tartışmalı bir konu olduğunu biliyorum. Eminim, genetiği değiştirilmiş organizmaları hepiniz duymuşsunuzdur. Bunların zararsız olduğunu düşünenler de var, son derece zararlı olduğunu düşünenler de. Ancak mısırın transgenik bir versiyonu da mevcut. Bu arada transgenik, bir başka organizmadan alınan DNA'nın mısırın DNA'sına eklenmesi anlamına gelir. Mısırın transgenik versiyonu BT mısır olarak adlandırılır. Bu mısırda bazı kök kurdu türlerine zararlı olan bir protein üreten bir bakteriden alınmış DNA bulunur. İlgi çekici bir başka yöntem ki bu da yine bir dereceye kadar başarılı olmuş bir yöntemdir. Ekin ya da ürün rotasyonudur. Bunun bir mısır tarlası olduğunu düşünelim. Biz de yukarıdan bu tarlaya bakıyoruz. Bu zararlı yumurtalarını mısıra yakın bir yere bırakır ve larvalar pek de mobil değillerdir. Eğer mısıra yakınlarsa köklerine ulaşırlar ve bu şekilde çoğalırlar. Ancak eğer ekin rotasyonu yaparsak yani bir sonraki sene mısır yerine soya fasulyesi ekip mısırı bunun yanına ekersek problemi çözebiliriz. Yumurtalar burada olacak ancak mısır burada olduğundan ortada problem kalmayacak. Ne de olsa soya fasulyesi batı mısır kök kurdunun pek de sevdiği bir besin değil. Daha da ilginç bir nokta var. Bu ayrıca evrim ve doğal seçilimle alakalı oldukça etkileyici bir hikaye. Popülasyon içinde varyasyon olduğundan yetişkin kök kurtlarının bir kısmı yumurtalarını beslendikleri mısır tarlasına değil yandaki bir tarlaya bırakır. Bir sonraki sene ekin rotasyonu yapıldığında ee, larvalar mısırın yanında biti verirler. Kurtların bunu yani çiftçilerin ekin rotasyonu yapacaklarını nereden bildiklerini sizin de merak ettiğinizi biliyorum. Rotasyonlar genel olarak oldukça basittir. Soya fasulyesi ve mısır gibi iki ekin dönüşümle ekilir. Her ne kadar çoğu mısır kök kurdunun böyle bir alışkanlığı olmasa da bir kısmı biraz daha uzağa hareket etmek konusunda hevesli olabilir bu daha uzağa hareket edenler üreme ve çoğalma şansı bulacaklarından bu uzaklaşma yetisi eğer genetik bir özellik ise yavrularına geçebilir. Popülasyonlardaki varyasyonlar yüzünden yumurtaların bir sene sonra çatladıkları durumlarla da karşılaşılmış. Bu durumda ekim rotasyonu yapılsa bile bir sene sonra mısır eski yerine ekildiğinde yumurtalar çatlar ve larvalar kökleri yemeye başlarlar. Kısacası bu çiftçiler ve zararlılar arasında oldukça etkileyici bir silahlanma yarışıdır. Daha önce bildiklerinizi değerlendirdiğinizde bu anlattıklarımın çok ama çok daha ilgi çekici olduğunu da görmüş olmalısınız. Bu arada size kullanılan yöntemlerin ya da karşılaşılan durumların tamamından bahsetmediğimi de ekleyeyim. Fiziksel mücadele ve bariyer kullanımı gibi. Belki sizin de aklınıza çok daha farklı bir entegre zararlı yönetimi yöntemi de gelebilir.